Peki bugün oynanacak maçlarda şimdi Galatasaray Kasayip mücadele edecek hikayesi olan bir karşılaşma. Doğru. E, Arda Turan, teknik direktör olarak Rams Park'a gelecek. E, nasıl bir karşılaşma bekliyorsun Kasayip Spor'da? E, cezalılar var, sakatlar var. Bu da zaman zaman tartışılabiliyor bizim futbol iklimimizde tabii ki. E, Galatasaray rakip olunca işte e, Arda Turan da hoca olunca böyle bir magazin tarafı da var karşılaşmanın. E, tartışılan durumlar olabiliyor bizim futbol ülkemizde maalesef. maalesef. Sen nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? E, geçmişten bir örnek verelim. E, fotoğraf karesi izleyicilerin aklına gelecek. O yüzden de çok böyle amiyane tabirle öküz altında buzu aramayalım. Arda Turan'ın Fatih Terim'in elini öptüğü maçtır. E, bir Galatasaray-Başakşehir maçı Aslantepe'de. Ceyda o maç Galatasaray'ın 2 e, yıllık yenilmezlik serisine son vermişti Başakşehir ve Başakşehir teknik direktör Okan Buruk'tu. Okan Buruk Galatasaray'a karşı elde ettiği başarı ardından Başakşehir'i şampiyon yapması sonrasında 2-3 sene sonra kendisini Galatasaray teknik direktörü olarak buldu. Yani bir Galatasaray efsanesi olduğundan değil, iyi teknik direktör olduğundan Galatasaray'ın başına geçti. E, maçta muhakkak hafızalardır çünkü Arda Turan'la Fatih Hoca arasında bir küskünlük, bir kırgınlık vardı o maçta. E, barışma sağlanmıştı. Arda Turan da Evet Galatasaraylı. Bunu her fırsatta söyle ve Galatasaray'ı çalıştırma hayali var. Bunun yolu iyi teknik direktörlük yapmasından geçiyor. Ve bugün de onun için bir güzel vitrin maçı. E, Eyüp Spor tam kadro olsaydı e, bugün için ben daha Eyüpspor Spor açısından hiç sürpriz edemezdim. Çünkü Galatasaray'da yorgunluğu gözlemleyebiliyoruz işte. Bodrum Spor karşısında zorlandı. Altmar maçında 1-0, 2-0, 3-0'a gelebilirdi ilk yarım saatte. İyi başlamadı Galatasaray. Sonrasında toparladı. Artı tabii Jakobs'un, Kaan'ın e, ve Icardi'nin yokluğunu hissediyoruz e, Galatasaray maçlarında. Yani bunu gözlemliyoruz. Biz de tabii buna Yunus ve Mertens'in yorgunluğunu da ekleyebiliriz. Çünkü Yunus Galatasaray dışında artık milli takımda da banko ilk 11 oyuncusu oldu. Maç kaçırmıyor. O yüksek efor ister istemez performansını düşmesine sebep oluyor ama iki takımda da eksikler var. Hatta senin demin ifade ettiğin Eyüp daha çok eksik var. Ahmet Kutucu özellikle bu evet. sezonun en formda oyuncusuydu. Robin Yalçın yine savunmada. Eyüp Spor'un maçlarını elimden gelince takip ettim. Yani Arda Turan'ı şöyle tebrik ediyorum. Birincisi Barcelona Atletico Madrid yani oradaki antrenmanları belli ki Eyüp Spor'da uyguluyor ki maçta o felsefesini sahaya yansıttığını görüyoruz. Dandun oynamayan, ayağa pas yapan, bininçte oynayan bir Eyüp Spor. Artı ekonomik güç olarak da Eyüp Spor sıfırdan bir kadroyla Süper Lig'e sırf transferler dolu bir takıma çıkabilirdi yine 6-7 oyuncu geçen sezondan devam ediyor. Evet. Zaten geçen sezon kadrosu Süper Lig ayarındaydı. Ama tekrarlayayım çok eksik var yani orta sahasında zaten Mitcho sezonu kapatmıştı. Yine yabancı oyuncularından biri sakatlandı. Umut Meraş Solbek'te e, oynuyordu onun da sakatlığı var. Eksikleri var Eyüp Spor'un. O yüzden Galatasaray'ın e, taraftar desteğiyle e, Hollanda'dan yorgun dönmüş olsa da çünkü çok da dinlenme fırsatı bulamadı. Adam sanırım bir 68 saat sonra maça çıkmış olacak. Tam 3 günde diyemeyiz. Ama hani Rams Park atmosferi bunu görüyoruz. İşte en son Samsun Spor çok iddialı şekilde gelmişti. Galatasaray o maçı da kazanmasını bilmişti. E, ben şunu söyleyebilirim. Hani, yeni yıla kadar 4 maç var Galatasaray'ın önünde. Eyüp Spor, Sivas, Trabzon, Kayseri. 4'te 4 beklemiyorum. Arada muhakkak bir kayıp olacaktır bu yoğun maç trafiğinde ama... Bugün o gün değil gibi geliyor bana Eyüp Spor'daki eksiklere dikkate aldığımda. Peki e, yönetmenimiz Seval Şekerci'den ve editörümüz Ayşegül'den rica edelim. Eğer Galatasaray'ın e, sahaya çıkmasını beklediğimiz 11'i varsa biraz da o 11 üzerinden konuşalım. E, Galatasaray'da Osman özellikle e, namaharup Galatasaray'ın e, bu sezon evet. bu skoru sağlamasında, maçlardaki skoru sağlamasında en önemli e, isimlerden biri Osimen Icardi'nin yokluğunda daha da ön plana çıktı. Yine Galatasaray'ı e, üçlü savunmayla bugün sahada görmeyi bekliyormuşuz. Şu an ekrana gelince e, ben de gördüm. Abdülkerim, Sanchez, Metehan üçlüsü savunmada. Kaledi Mustera elbette. E, Barış, Torera, Sara, Şalai orta sahada. Önlerinde Mertens, Yunus ve ileride o Simen e, 11 ile sahada olmasını bekliyoruz. 3 4 2 1 şeklinde Galatasaray'ın dizilişinin böyle olmasını bekliyoruz Mehmet. Sen bir değişiklik bekler misin bu kadrodan? Alkmaar maçı 3-4-1-2 idi. çift forvet vardı ve ben evet. Alkmaar maçının ardından artık kısa vadede çift forma, e, forvetli direkt başlayan formasyon beklemiyorum yani Batshuayi. Şuray... bunu başlamadan önce de söylüyordun. Evet. yani Batshuayi e, Osimen ikilisinin çok çift santfor oynamaya Icardi Osimen etkisi yaratmayacağını söylüyorum. E şöyle Ceyda bu ukaralık deneniz tribünden bazı şeyleri görebiliyoruz e, şuayı, Çift e, düzende düzenli oyunu çok işleten bir oyuncu değil. Çok top kaybı yapıyor. Icardi biraz daha oyun aklıyla oynayıp geriye gelip pas dağıtan bir oyuncuydu. Ben Batu Şahin'in çok iyi bir son 30 dakika için ki yorulan rakiplere karşı Batu Şahin'le çift e dönebilirsin ama başlangıç planı çok doğru gelmiyordu bana. E, burada biraz tabii Kaan Ayhan, Jakobs bu oyuncuların eksikliği de sizin dörtlü savunma değil üçlüye dönmenize e, sebep oluyor. Benim de beklediğim 11 bu. Yani artık Sanchez yerine Metehan olur. Yine, Mete formayı kaptı diyebilir miyiz? Ne söylersin Mete Dörtlü formasyonda bence yine yedek olur. Yani dörtlü evet. formasyonda Sanchez, Abdülkerim, Galatasaray'ın değişmez ikilisi olur ama üçlü formasyonda o çabukluğuyla bunu çünkü Alkmaar maçında da Hollanda ekibi gayet genç oyunculardan kurulu ve savunma arkasına çok da koşu yaptılar. Özellikle maçın ilk yarısı e, Sanchez'in arkasından da çok saklar ama Okan Hoca orada doğru bir müdahale yaptı. Sanchez'i merkeze Mete sağa çekince Mete iki kritik kademesi vardı. Bence bugün oynamayı da ediyor başlangıcı. Artı Eyüp Spor bildiği bir rakip. Geçen sezon Eyüp Spor'un Süper Lig'e çıkmasına sağlamıştı. İlk 11 oyuncusuydu Metehan. Sallay'ın dönüşü önemli. Çünkü ben burada Yunus'un da çok kenat, kanat bek profiline uygun olduğunu düşünmüyorum. Ki Galatasaray'ın Altmar'dan yediği ilk golde de oyuncu takibinde Yunus çünkü savunma özellikleriyle, hücum özellikleriyle konuştuğumuz bir oyuncu fikrimi soruyorsam beklediğim 11 bu. Ceyda ama hani ben nasıl bir 11 çıkması evet. gerektiğini düşünüyorum. Bir kere muhakkak Yeraltın oynaması gerek. Yeraltı çok beğendiğimden değil ama hani Galatasaray 9 milyon euro yatırım yaptığı bir oyuncuya Kaan Ayhan ve Jakob's yokken bence kullanması gerek. Artı bir 4 maç oynatın ki Yeraltı Ocak ayında ona göre aksiyon alın. Yani olup olmayacağını ki hani bu iklimler biraz Malmö, Sivas, Yeraltın zaten Danimarka'dan bildiği hava koşulları, evet. sağ koşulları öyle söyleyebiliriz. Orta sahada muhakkak Berkan olmalı. Ama Sara ama Torayra dinlendirilmesi gerek bence. Bu yıpratıcı yoğun maç trafiğinde. İşte da kazanmadığına. Yani ben Doğru. bir fotoğraf karesini gördüm. Berkan'ın bir sevinç anında. E, oynamadı. Kendini evet. çok ait de hissetmemiş olabilir ama Berkan e, bu anlamda her zaman takımda ee, sevilen bir profildir. Onu da söyleyeyim. idman i̇dman performansı gayet iyidir. Ama hani şunu söyleyebiliriz. Galatasaray şu ana kadar çok iyi gidiyor. Yani Ve senin aslında en başta söylediğin. Normalde ben çok bir oyuncuya atletmek istemem ama o bence her şeyi değiştirdi Galatasaray'da. Hem Icardi'nin o sağ dışındaki ağırlığı, aurası, hele ki şu an sakatlık sürecinde Galatasaray tamamen dibe vurabilirdi. O tutuyor. Bir de üstüne sağ iç performans var. Yani ben en son 8 gol 3 asiste bırakmıştım. Sanırım Altmar'la 9 gol oldu. Tabela da yapıyor. Goller de kaçırıyor. Bitirici güzesi Icardi ile bir değil ama sağ varlığını çok hissediyoruz o O takım boyu işte örnek verelim en son Altmar maçı ileri uçta Batu Şua'yı savunmada Nelson olunca takım boyu ne kadar uzadığını gördük ama tam tersi. Sanchez o Sümen'li plan Galatasaray'ın tıkır tıkır işlemesine vesile oluyor diyelim. Burada sıkıntıyı ben şöyle görüyorum. Okan Hoca'nın rotasyon arttırması gerek. Şimdi Mourinho bu Fenerbahçe uçup kaçmadı ama Mourinho bir şey doğru yaptı burada hakkını teslim edin. 27 farklı oyuncuyu. 27 farklı oyuncudan da öte Ceyda. Sivas maçı Sametle Samet ile Mert Hakan 11 kullandı. Evet. Devam etti oyuncular Kayseri deplasmanında. Oğuz Aydın'ı milli arada bir hazırlık maçına denedi. Kayseri maçı 11 başlattı. 2 gol bir asist. Rotasyon e, rotasyonu arttırdı Mourinho. Bizim demin ifade ettiğimiz işte Yelert, Berkan. Ben hatta Yunus ya da Mertens yerine Hakim Zişin de kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Orada Hakim Ziyeş'in acaba sözleşmesindeki madde mi bunu tıkıyor? Çünkü belli bir maç sayısına ulaştığı zaman da sözleşmesi otomatik uzuyor. Yani Galatasaray'da benim bildiğim kadarıyla 5 milyon euronun üstünde bir yıllık külfeti var diyorum artık Galatasaray'a. Yoksa oyuncu kalitesi Ziyeş iyi oyuncu ama işte Bodrum'daki hatırlayalım oyuna girdiği zaman o Boşkale'ye de golü düşük motivasyonla kaçırabiliyor. Bu 11'e hiç itirazım yok ama şunu söylemek istiyorum yani ama şu anlamda fiziksel açıdan yıpranmalar başladı. Çünkü bu oyuncular milli takımlara da gidiyorlar Tabii. ve milli takımlarında da 11 oynuyorlar başta Yunus olmak üzere. E, Mertens'in yaşı ortada. 37 yaşında olan bir oyuncu. Yani sezonun ikinci yarısına diri kalması gerek. Ben kendi adıma savunmadaki Metehan rotasyonu doğru buluyorum ama ona kanatlarda Yeralt, e, orta saha merkezinde Berkan, hücum hattında da Ziyech eklenmeli diye düşünüyorum. Bakalım o akşam kadroyu göreceğiz ama benim beklediğim 11 de bu 11.